efendim dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde pazar akşamı başlatıldığını İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu bu özel teftiş sonrasında biliyorsunuz ilk tepkileri Ankara'dan verdi Ekrem İmamoğlu ve aslında sadece o da değil diğer başkanlar da öyle. Çünkü aslında rutin bir program gereği 11 Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez Ankara'da bir araya gelmişlerdi. İşte Kızılca Günü etkinliği de olduğu için Ankara'da bir araya geldiler ve ona denk geldi tam. Bu teftiş hamlesinin ardından belediye başkanları da ortak bir deklarasyon yayınladılar. Ortak bir metne imza attılar. Millet İttifakı'nın başkanları Ekrem İmamoğlu'na tam destek veriyor. Milletimizin bilmesini isteriz ki İstanbul Büyükşehir Belediye'mize yapılan haksızlığın tüm belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı özel teftişe karşı ortak duruş sergiledi. Tek bir ağızdan hukuksuzluk karşısında bizi ve milleti bulacaklar denildi. Bir belediyemiz için uygulanılması düşünülen hukuksuzluk karşısında tüm belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır. Millet İttifakı Belediye Başkanları olarak bundan sonraki süreçte de haksızlığa, hukuksuzluğa, baskılara ve ithamlara karşı tek yürek olacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz. Bir yandan İBB'ye yönelik atılan adımlar, bir yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik ürkücü nefes ensende çıkışı, iktidarın tutumuna karşın başkanların mesajı ortaktı. 2,5 yıl boyunca belediyelerimizin yaptığı ve büyük takdir toplayan çalışmaların bir kesime rahatsızlık verdiğini görmekteyiz. Bu durumu anlayışla karşılıyoruz. Kabul etmediğimiz durum ise mesnetsiz ithamlarla kurumlarımızın zan altında bırakılması ve diğer devlet kurumu olan belediyelerimiz üzerinden sürekli olarak kirli siyaset üretilmesidir. Her ay bir araya gelen CHP'li başkanların adresi bu kez Ankara'ydı. Toplantılar sonrası ortak deklarasyonu açıkladılar. Kurdaki hareketlilik işaret edildi, iktidara belediyelerin zararı karşılanmalı çağrısı yapıldı. Kurdaki ani ve büyük değişimler ise ekonomik koşullar nedeniyle önümüzdeki yıl için mali yüklerimiz şimdiden artmıştır. Vatandaşlarımızın yaşamını etkileyen bu zorlu mali koşullar kurumlarınızda elbette etkilemektedir. Bu duruma hükümet yetkilileri derhal müdahale etmeli ve belediyelerin de kur kaynaklı zararlarını karşılayacak şekilde çalışmalar yapmalıdır. Gelirin fazlasını Millet İttifakı sağlarken kaynaklar Cumhur İttifakı'na aktarılıyor diyen CHP'li başkanlar, iktidarın her belediyeye eşit mesafede olmadığını vurguladı.